Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Komisyonda ve genel kurulda yaklaşık 2 ay süren bir maratonun ardından kabul edilen 2022 bütçemizin bir kez daha ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Meclis başkanımızdan komisyon başkanımıza, grup başkanımız ve grup başkan vekillerimizden görüşmelere katkı veren milletvekillerimize kadar bu süreçte emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok çalıştığımızı, yorulduğunuzu biliyorum. Rabbim emeğinizi, gayretinizi, fedakarlığınızı kabul eylesin diyorum. Milletimize karşı sorumluluklarımızı bir hakkın yerine getirmek için daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Dünyada ve bölgemizde son 10 yıldır yaşanan gelişmeler salgınla birlikte yeni ve daha kritik bir safhaya ulaşmıştır. Türkiye bu 10 yıllık dönemde aklınıza gelebilecek her yol ve yöntemle sınandı. Sokaklarımız kaosa sürüklenmek istendi. Kaset kumpaslarıyla siyasi partilerin yönetimleri dizayn edilmeye çalışıldı. Ülkenin meşru yönetimi yalan ve iftira dolu montajlarla devrilmek istendi. Seçimleri etkilemek için akıl ve ahlak dışı yöntemler devreye sokuldu. Terör örgütleri ülkemiz içinde ve sınırlarımız boyunca harekete geçirildi. Askeri darbeyle milli irade çiğnenmek, ülke teslim alınmak istendi. Güya terörle mücadele için güney sınırlarımıza yığınak yapanlar, biz devreye girince bu defa da terör örgütlerinin hamiliğine soyundu. Dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde ekonomimize yönelik aleni tehditler savruldu. Sinsi tuzaklar kuruldu. Türkiye'de yönetimi değiştirmek için kimlerin destekleneceği, kimlerin köstekleneceği pervasızca televizyon programlarında konuşuldu. Gece yarıları başlayan ve kesintisiz süren finans oyunlarıyla ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Önceleri gizli saklı yürütülen küresel ticaret kurallarına aykırı ambargolar artık açıkça yapılır, hoyratça sergilenir hale geldi. Salgınla birlikte küresel ekonomide başlayan dalgalanmalar bile ülkemize yönelik saldırıların dozunu artırmanın aracı haline dönüştürülmek istendi. Dışarıdan birileri bu oyunu kurarken içeriden birileri de aynı kirli oyunun figüranlığına ve taşeronluğuna soyundu. Biz tüm bu süreçte önümüze çıkan her engeli aşarak ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını korumanın mücadelesini verdik. İçine çekilmek istendiğimiz siyasi, sosyal, ekonomik, psikolojik her türlü tuzağı Allah'ın yardımı ve aziz milletimizin desteğiyle bozarak yolumuza kararlılıkla devam ettik. Elbette zor ve sıkıntılı günler geçirdik. Elbette canımız yandı. Elbette bedeller ödedik. Ama hamdolsun bu milletin izzetine halel getirmedik. Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık. Hamdolsun büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan sapmadık. İsterseniz Türkiye'nin dünden bugüne neler yaşadığını şöyle birkaç dakikalık bir videoyla hatırlayalım.
Türkiye'nin kalkınma hamleleri her seferinde askeri darbeler, ekonomik manipülasyonlar ve dış müdahalelerle engellendi. Ülkemizi refaha kavuşturacak yatırımlarla tanıştıran Adnan Menderes idam sehpasına gönderilirken, Turgut Özal ise hiç dayanağı olmayan sorunlarla boğuşmaya mecbur edildi. 90'lı yılları siyasi kaos, terör ve ekonomik istikrarsızlığın gölgesinde geçiren Türkiye, 2001'de tarihinin en büyük krizlerinden birine sürüklendi. Faiz ve enflasyon sarmalına sokulan ülkemiz çaresiz bırakıldı ve IMF'nin kollarına atıldı. İşimiz zor, yolumuz uzun ama milletin desteğine ve kendimize olan güvenimiz tamdır. Türkiye 2002'nin ardından bu zinciri kırarken sanayiden eğitime, teknolojiden ulaşıma, enerjiden sağlığa kadar hemen her alanda ülke tarihinin en önemli kalkınma adımlarını birer birer atmaya başladı. Ekonomik istikrar sağlanırken IMF'ye olan borç da bitirildi. 2002-2013 döneminde enflasyon %30'dan %7'ye düşürüldü. 2002'de 3000 dolar seviyesinde olan kişi başına gelir, 2013'e gelindiğinde 12.000 dolar seviyesini aştı. Aynı dönem içerisinde Merkez Bankası rezervleri de 27 milyar dolardan 135 milyar dolara ulaştı. Faiz oranları ise %62'den %7,5'a düşürüldü. Türkiye kısa bir sürede kurulan güçlü ekonomik temeller neticesinde küresel çapta yıkıcı sonuçları olan 2008 krizini en az hasarla atlatan ülkelerden biri oldu. 2003'te başlayan bu yeni kalkınma süreci 10 sene sonra akamete uğratılmak istendi. Gezi kalkışması, hendek terörü ve 15 Temmuz darbe girişimiyle sadece siyasi değil, ekonomik bağımsızlığımız da hedef alındı. Bu yıpratıcı faaliyetlerin Türkiye ekonomisine zararı 10 milyarlarca dolar oldu. Bütün bu olumsuzluklara rağmen kalkınmasını sürdüren Türkiye, verilen destekler ve sağlam ekonomik altyapısı sayesinde bütün dünyayı kasıp kavuran pandemi döneminde büyümeyi başaran iki ülkeden biri oldu. Türkiye'nin başarısından rahatsız olan mahfillerin ekonomik yıkıcı faaliyetlerin hedefinde bu sefer Türk lirası vardı. Manipülatif döviz işlemleri ve milletimizin döviz alımına teşvik edilmesine yönelik yürütülen dezenformasyon faaliyetleri neticesinde döviz fiyatlarının sağlıksız bir şekilde artması sağlandı. Türkiye'yi yeniden faiz kıskacını almak isteyenler cevabını çok net bir şekilde aldı. Üretimi ve istihdamı desteklemek için çeşitli başlıklar altında çok sayıda paketi hayata geçiriyoruz. Kabine sonrası açıkladığı ekonomik adımların ardından dövizi altında sert düşüşler yaşandı. Haftalardır yükselen döviz kurları hızla düşüşe geçti. Sert düşüşler yaşandı. Türkiye'de kalkınmanın sürekliliğini sağlamak ve cari açığı sona erdirerek dış borç bağımlılığını bitirmek amacıyla yeni bir ekonomik düzene geçilmesi gerekiyordu. Yeni ekonomik düzende ilk adımları derhal atan devletimiz, TL bazında bireysel birikimi özendirmek amacıyla bireysel emekliliğe desteği %25'ten %30'a çıkarmış ve kur korumalı TL mevduatı sistemini devreye almış, yatırım ortamını güçlendirmek için faiz indirimlerine başlamış, dar gelirli kesimin enflasyona yenilmemesi için asgari ücreti %50 artırmış, işverenin üzerindeki vergi yükünü azaltmış ve yastık altında tutulan mevduatın finansal sisteme dahil edilerek yatırıma dönüşmesinin önünü açacak adımlar atmıştır. Yeni modelle birlikte finansal istikrar, istihdam, üretim ve ihracat artacak, kur oynaklığı, cari açık ve dış borç azalacak. Gücünü felaket çığırtkanlığı yapanlara kulaklığını tıkayarak geleceği için üreten milletinden alan Türkiye, her geçen gün 2023 hedeflerine daha emin adımlarla ilerliyor. 2003'e kadar hizmete girecek nükleer santrali, yerli doğalgazı, savunma sanayi ürünleri, yeni ulaşım imkanları, sanayi tesisleri ve yerli otomobiliyle Türkiye, ekonominin her alanında dünyanın en büyükleri arasına girmeye hazırlanıyor.
Evet, enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Bak az önce ifade edildi. %7'ye enflasyonu düşüren kimdi? Biz düşürdük, biz. Faizi %4,5'lara düşüren kimdi? Bizdik, biz. Ama sizin kitabınızda ne düşük faiz ne de düşük enflasyon diye bir şey yok. Sizin tarihiniz yüksek faizlerle dolu, yüksek enflasyonla dolu. Biz ise ne dedik? Halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Alışacaksınız bunlara. Ve AK Parti iktidarıyla bunlar nasıl oluyor bunları göreceksiniz. Öğreneceksiniz. Çünkü AK Parti'nin iktidarıyla hemhal olmak öyle tabii dünden bugüne değil. Biraz zaman gerektiriyor. İşte şimdi o mücadelenin verildiği günlerdeyiz. Şimdi tüm bu birikimin üzerine dünyadaki gelişmelerin önümüze serdiği fırsatları da değerlendirecek şekilde yeni bir atılımın içindeyiz. Bugüne kadar girdiğimiz mücadelelerden nasıl alnımızın akıyla çıktıysak, her seferinde ülkemize ve milletimize nasıl kazandırdıysak, inşallah bu defa da hayırlısıyla istediğimiz neticelere ulaşacağız. Önümüzde engeller yok mu? Var. Bu ana muhalefetten daha büyük engel olur mu? Adamların işi gücü bu. Engel. Önümüzde riskler yok mu? Var. Önümüzde tuzaklar yok mu? Var. Ama bizim azmimiz ve gücümüz evelallah bunların hepsinden fazladır, üstündür, güçlüdür. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Bunu başardığımızda diğer her şeyin üstesinden geliriz. Maalesef ülkemizde bir kesim dışarıdan da aldıkları işaret ve destekle bu birlik, beraberlik, kardeşlik iklimini dinamitlemenin peşinde. İşte çıkmış bir tanesi, hastanelerde hani sus diyorlar ya, o da onu gösteriyor. Susmanız gerekiyor. Bunu önce öğrenin. Çünkü siz başka bir işe yaramazsınız. Öyle parmak sallamakla da bir yere varamazsınız. Ne diyor? Şu hale bak ya. Aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin Haziran 2023'te olacağını söylüyor. Ben Haziran 2023'te olacağını söylüyorum. Defaatle bunu söylememize rağmen bu da yatıyor kalkıyor hala erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse o tarihte erken seçim yapılacaktır. Olay bu. Bak Bay Kemal, noktalı virgül değil ha, nokta koyuyorum. Bu ülkede hukukun ne olduğunu öğreneceksin. Ve bu ülkede yine nasıl gelişmiş ülkelerde sistem böyle çalışıyorsa, ha bizde de böyle çalışacak. Ve inşallah Haziran 2023'te seçimimizi en güzel şekilde yapacağız. Şimdi burada ülkenin felaketinden medet uman kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum.
Buradan manşetlerle hükümet devirip hükümet kurmaya alışmış akademisyen ve gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum. Buradan milli iradenin üstünlüğünü kabullenmek istemeyen darbe heveslilerine sesleniyorum. Buradan çalışmadan, ter dökmeden, emek vermeden para kazanma peşinde koşan tüfeğlilere sesleniyorum. Para kazanma peşinde alın teriyle koşanları alkışlıyorum. Buradan terörle, şiddetle, tehditle, ambargoyla Türk siyasetini dizayn etmeye çalışan emperyalistlere sesleniyorum. Buradan siyaset kurumuna ayar vermeye alışmış vesayet artıklarına sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye'yi eski o kötü günlerine geri döndüremeyeceksiniz. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Bu ülkenin ayağına pranga vuramayacaksınız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Ülkemizin 2053 vizyonunu hayata geçirmesine engel olamayacaksınız. Ya millet iradesini kabullenecek, milletle beraber olacak, milletle beraber kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Türkiye kazanacak. Türk milleti kazanacak ama siz kaybedeceksiniz. Hiç kimsenin kişisel çıkarı, şahsi hesabı, nefsi arzusu topyekün milletin menfaatlerinden, ülkenin kazanımlarından üstün değildir. Hep birlikte büyüyeceğiz. Hep birlikte kazanacağız. Hep birlikte yükseleceğiz. Hep birlikte dünyada hak ettiğimiz yere geleceğiz. Yıllarca seçim meydanlarında ne söyledik? Beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını milletimizle birlikte boşuna terennüm etmedik. Yağan yağmurda beraber ıslandığımız gibi açan güneşte de beraber ısınacağız. Biz inancına, kökenine, meşrebine, tercihlerine bakmadan her rengiyle, her deseniyle, her tonuyla, her ferdiyle milletimizin tamamını seviyoruz. 84 milyonun her birini, her bir ferdini bağrımıza basıyoruz. Bugüne kadar aşkla bağlı olduğumuz milletimize hizmet etmek dışında hiçbir gaye taşımadık. Eksiğimiz olabilir, noksanımız olabilir, hatta hatamız olabilir. Ama hüsnü niyetimizden, samimiyetimizden, gayretimizden, ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin büyüklüğünden, ortaya koyduğumuz hedeflerin doğruluğundan kimsenin şüphesi olamaz. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Nereye gittiğimizi biliyoruz. Nereye ulaşacağımızı biliyoruz. İnşallah varacağımız yer hem bizlerin hem bizden sonraki nesillerin hayatlarında olumlu yönde asırlık değişiklikler yapacak bir yerdir. Onun için emin adımlarla yolumuza, yolculuğumuza
devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, ekonomide yaşanan gelişmeler sadece bizim ülkemize mahsus değildir. Sadece bu döneme mahsus da değildir. Esasen ekonomi dediğiniz dinamik alan sürekli bir değişim içindedir. Son büyük değişim 2008 küresel finans kriziyle başlamış, salgın kriziyle de tamamen su yüzüne çıkmıştır. Sorunun kaynağı küresel ekonomiden gelişmekte olan ülkelerin aldığı payın düzenli bir şekilde artarak gelişmiş ülkeleri geride bırakmış olmasıdır. Yetişmiş insan potansiyeliyle, sanayide ve tarımdaki üretim gücüyle, inovasyon kabiliyetiyle gelişmekte olan ülkeler artık kaplarına sığmamaktadır. Buna karşılık sadece finans gücüne ve tüketime dayalı ticaret büyüklüğüyle gelişmiş ülkeler sürekli mevziyi kaybediyor. Ekonominin temeli değişirken çatısının aynı kalması mümkün değildir. Dünyada bir süredir işte bu uyumsuzluktan kaynaklanan büyük bir kavga yaşanıyor. Biz de Türkiye'nin geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde bu süreci en iyi şekilde değerlendirmesini sağlamak için çalışıyoruz. Çünkü kartların yeniden karıldığı bu dönemde gelişmiş ülkeler ligine yükselen devletler önümüzdeki bir asra damgalarını vuracaklardır. Gelişmekte olan ülke sınıfını aşamayanlar ise aynı fırsatı yeniden bulmak için çeyrek asır, yarım asır daha beklemek mecburiyetinde kalacaktır. Ülkemizin geçmişte defalarca bu treni kaçırmasına yol açanlar bugün de aynı niyetle hareket ediyorlar. Biz de diyoruz ki Türkiye bu treni evvelallah kaçırmayacak. Hatta bu trenin öyle son vagonunda filan değil, birinci sınıfında hak ettiğimiz yeri alacağız. Uyguladığımız yeni ekonomi programının öncelikli hedefi budur. Bu çerçevede döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun, öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program hamdolsun amacına ulaşmıştır. Milletimiz bu programdaki tedbirleri ve kararlı duruşumuzu takdirle karşılamış, benimsemiş, piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımız bu pakette yer alan hususların uygulama detaylarını kamuoyuyla ve taraflarla paylaşmaya başlamışlardır. Biz serbest piyasa kurallarına aykırı herhangi bir iş veya işlem yapmıyoruz. Tam tersine art niyetli spekülatörlerin ülkemizin üzerinden ellerini çekmelerini sağlayarak serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz. Bu kalbi ve zihni kirlenmemiş herkesin memnuniyetle karşılayacağı bir gelişmedir. Ancak bazılarının bu durumdan hiç de mutlu olmadıklarını görüyoruz. Dün Türkiye terör örgütlerinin saldırısı altındayken yüzleri gülenlerin biz terör örgütlerinin başlarını inlerinde ezdiğimizde yüzleri düşmüştü. Dün Türkiye siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle, darbe girişimleriyle boğuşurken yüzleri gülenlerin biz ülkemizi huzura, istikrara, güvene kavuşturarak yolumuza devam ettiğimizde yüzleri düşmüştü. Bugün de Türkiye ekonomisi kur üzerinden çökertilmeye çalışılırken yüzleri gülenlerin istikrar ve güven iklimi yeniden güçlenmeye başladığında yüzlerinin düştüğünü görüyoruz.
Hangi akıl ve vicdan sahibinin morali, ülkenin hayrına, milletinin menfaatine olan böyle bir gelişme karşısında bozulabilir bilmiyoruz. Uyguladığımız ekonomi politikasını anlamıyor olabilirsiniz. Katılmıyor olabilirsiniz. Farklı düşünüyor olabilirsiniz. Ama ülkenin ve milletin hayrına bir gelişme yaşandığında hiç değilse susma, sükut etme, bir kenara çekilme erdemini gösterin. Dün çıkmış birisi, kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı, bu iş kaldığı yerden devam edecek mealinde açıklamalar yapıyor. Ya bunların beyni sulanmış. Aynen öyle. Bunlara gereken cevabı inşallah en kısa zamanda benim milletim en güzel şekilde verecek. Bu sözün tercümesi kurun yeniden ülkenin gerçekleriyle ve ekonominin kurallarıyla ilgisi olmayan seviyelere çıkmasını dilemektir. Hatta teşvik etmektir. Tabii bunlarla ilgili şu anda Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulumuzda yargı yolunu ne yaptı? Açtı. Ya siz bu ülkenin değerleriyle oynayamazsınız. Merkez Bankası'nın başında da olsanız, evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlarla beraber yola yürürsünüz. Ve size bu dönemlerde arka çıkanlar, sahip çıkanlarla şu anda yol kesmeye çalışmayın. Boşuna yol kesmeye çalışırsın. Buna ne gücün yeter, ne aklın yeter. Bir insanın kendi ülkesine bu derece düşman kesilebilmesi için ya aklını ve vicdanını kiraya vererek ihanet çukuruna düşmesi ya da aklı ve vicdanını tamamen kaybetmesi gerekir. Her zaman söylediğimiz gibi bu muhterisleri kendi kinleriyle, kendi hırslarıyla baş başa bırakıp biz kendi işimize bakacağız. Milletimiz ne diyor? Ne istiyor? Neyi bekliyor? Ona bakacak. O doğrultuda yolumuza devam edeceğiz. Kurun dengeye oturmasının sadece bankada parası olan vatandaşımızı değil, üretimden enflasyona, ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişme olduğu unutulmamalıdır. Aynı şekilde ihracatçının önünü görebilmesini sağlamak da tüm ekonomiye müspet yönde etki yapacaktır. Dolayısıyla burada kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil, ülkemizin tamamıdır. 84 milyonun her bir ferdidir. Buradan bir kez daha herkesi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata davet ediyor. Ülkemizi cari fazlayla büyütme kararlılığımızı tekrarlıyoruz. Değerli arkadaşlar, kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşımızın kazanımlarını kaybetmesine izin vermemekte kararlıyız. Bunun için özellikle çalışanlarımızın gelirlerini artırmaya yönelik ciddi adımlar attık. Kamu işçilerine ve memurlarına yapılan toplu sözleşmelerini enflasyon farkıyla garanti altına aldık. Asgari ücrete %50 ile tarihimizin en yüksek artışını yaptık. Uzun yılların özlemini hayata geçirerek asgari ücreti vergi dışı da bıraktık. Yıllardır, 10 yıllardır ne deniyordu? Asgari ücret
vergi dişi kalmalı. İşte bunu da bizim iktidarımız başardı. Bununla kalmadık. Memurlarımız dahil tüm çalışanların asgari ücret rakamı kadarki gelirlerini de aynı kapsama aldık. Böylece mesela memurlarımız da toplu sözleşme artışına ve enflasyon farkına ilave olarak aylık ortalama 300 liralık ücret artışı sağladık. Yine memurlarımıza söz verdiğimiz 3600 ek gösterge uygulamasını da inşallah önümüzdeki yıl içinde hayata geçiriyoruz. Özel sektörümüzün de kendi çalışanlarına bu gelişmeler doğrultusunda hak ettikleri ücreti takdim edeceğinden şüphe duymuyoruz. Bugün bir müjde de orman işçilerimize vermek istiyorum. Ülke olarak ormancılık faaliyetlerinde gerçekten gurur veren çalışmalara imza atıyoruz. Son 19 yılda, önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını gerçekleştirerek 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise 4. sıradayız. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar da 7 milyar fidanı toprakla buluşturmaktır. Tabii bu faaliyetleri yürüten orman köylümüze de gereken desteği veriyoruz. Ormanların bakım ve üretim işlerini yapan orman köylümüzün gelirinde önemli bir artış yapıyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı üretim işlerinin birim fiyatlarını yıl başından itibaren %23 ve Temmuz ayı itibariyle %23 olmak üzere yıllık ortalama %51 oranında artırıyoruz. Orman köylümüzün alın terinin karşılığını vereceğine inandığım bu artışların hayırlı olmasını diliyorum. Diğer yandan ülkemizde bir süredir yaşanan kuraklık nedeniyle buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek üreticilerimiz verim kaybı yaşamıştır. Kuraklıktan zarar gören toplam 651 bin üreticimize verim kaybı oranlarına göre değişen miktarlarda kuraklık desteği ödemesi yapıyoruz. Bu kapsamda toplam 2,6 milyar lira kuraklık desteğini çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık. Amacımız çiftçilerimizin tohumu toprakla buluşturmasını, ekmesini, üretmesini devam ettirmektir. Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, dün Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat büyük ödüllerini verdiğimiz törende tekrar ifade ettiğim gibi önümüzdeki dönemde eğitim ve kültür önceliklerimizin ilk sıralarında yer alacaktır. Bu çerçevede eğitim öğretim alanında maziden atiye köprü kuran yeni ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar yürütüyoruz. 7 yıl aradan sonra Milli Eğitim Şurası'nı topladık. Çok geniş katılımın sağlandığı şurada çok önemli kararlar alındı. Bu kararlar eğitimde fırsat eşitliği, öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi çalışmalarımızda bize yol gösterecektir. Organize sanayi bölgelerinin tamamında mesleki eğitim merkezi kurma sözü vermiştik. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu doğrultuda gerekli çalışmaları
tamamladılar. Artık ülkemizdeki 251 organize sanayi bölgemizin tamamında mesleki eğitim merkezleri faaliyete geçmiştir. Bu mesleki eğitim merkezleri organize sanayi bölgelerimizdeki işletmelerimizin ihtiyaç duydukları insan kaynağını yetiştireceklerdir. Diğer taraftan 3308 sayılı meslek kanununda iki önemli değişikliğe gidiyoruz. Bunlardan ilkiyle mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin aldıkları asgari ücretin 1/3 tutarındaki aylığın devlet tarafından ödenmesini sağlıyoruz. İkincisiyle de mesleki eğitimin son sınıfındaki kalfaların asgari ücretin 1/3 değil, yarısı kadar ücret almalarını temin ediyoruz. Böylece mesleki eğitim merkezlerinin cazibesi daha da artacaktır. Amacımız hiçbir sektörde hiçbir firmamızın aradığım elemanı bulamıyorum diyemeyeceği bir mesleki eğitim sistemini kurmaktır. Nitekim bu adımların faydasını şimdiden görmeye başladık. Mesela mesleki eğitimdeki döner sermayelerin üretim kapasitesi %63 artışla 700 milyon liraya ulaştı. Buradan elde edilen gelirlerden meslek lisesi öğrencilerimiz 42 milyon lira, öğretmenlerimiz de 102 milyon lira pay aldılar. İnşallah önümüzdeki yıl meslek liselerimizin üretim kapasitesini 1,5 milyar liraya çıkartmayı ve böylece meslek lisesi öğrencilerimizin tamamını bu imkandan faydalanmayı hedefliyoruz. Meslek liselerimizde üretilen ürünlerden biri de hızlı antijen kitidir. Sonucu 15 dakikada belli olan bu kitin kullanım onayı alındıktan sonra okullarımızda uygulamaya sokulacaktır. Okullarımızın tamamında kütüphane kurmak için kütüphanesiz okul kalmayacak projesi başlattık. Bu kapsamda 1,5 ay gibi kısa sürede 13.500 kütüphaneyi okullarımıza kazandırdık. İnşallah bu ayın sonunda bu proje tamamlanacak ve kütüphanesiz okul kalmayacak. Okullarımızın doğalgaz dönüşüm taleplerinin hepsini de karşıladık. Son olarak 15 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah 31 Ocak tarihinde bu öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız. Bu atamada ağırlığı 7500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz. Eğitimdeki okul, öğretmen, sistem eksiklerini büyük ölçüde giderdiğimiz için inşallah bundan sonra artık enerjimizi kalitenin yükseltilmesine vereceğiz. Sözlerimi tamamlamadan önce bir hususa daha değinmek istiyorum. Bilindiği gibi dünyamız son 2 yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgının çeşitli varyantlar ve şekillerle daha epeyce zaman hayatımızda kalacağı anlaşılıyor. Avrupa ülkelerinde yeniden kapanmalar başladı. Hamdolsun biz güçlü sağlık sistemimiz, yaygın aşılama oranımız ve tedbirlere riayetimizle bu süreci nispeten rahat geçiriyoruz. İşte en kritik anda bile 3 ay gibi kısa bir sürede Çam Sakura Hastanesi'ni tamamladık, bitirdik. Ama 3 aylık süreye ise biz Atatürk Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de 1006 odalı 2 hastaneyi yetiştirdik ve bu arada bir tanesini de
Yine Arnavutköy'de yaptık, bitirdik. Numan Bey'in babasının adını da verdiğimiz o tarihi eseri modern bir hastaneye çevirdik. Hasta ve vefat sayılarındaki aşağı yönlü eğilim hamdolsun devam ediyor. Salgına karşı en güçlü tedbir olan aşıyı kendimiz üretmek için uzunca bir süredir çalışıyorduk. Grup toplantımızın ardından bu konuda bir müjdeyi canlı bağlantıyla milletimizle paylaşacağız. Ve Şanlıurfa'daki bu merkez bir diğer adımda inşallah İstanbul'da atacağımız adımla TÜRKOVAK inşallah tüm dünya ile, tüm insanlık ile buluşuyor. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Meclis çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, grup toplantımızın basına açık bölümü burada sona ermiştir. Şimdi